Bediüzzaman Mehdiyet için de Mehdi'nin birinci vazifesi diyor. Ana hedefi budur diyor. Darwinizm ve materyalizm diyor. Ana hedefi, birinci görevi budur diyor. Bunu çökertecek ve ehli imanı delalete düşmekte muhafaza etmektir diyor. Evet inşallah. Ama neonurcu bir takım türedi. Neonurcular. Neonurculuğun özelliği Bediüzzaman beğenmeme üstüne kuruldu. Bediüzzaman istemediği yerleri değiştirmeye dayalı. Mesela Bediüzzaman diyorsun Mehdi gelecekti diyorsun. O temennisiydi diyor. Ulan sığır. Orası temenni, burası temenni. Temenni senden mi öğreneceğiz biz? Hadisi dayandırıyor. Ayeti dayandırıyor. Temenni olur mu? O zaman namaza da diyeceksin. Sen namaz bu da temennisiydi diyeceksin. Ahirette temennisi diyeceksin. Yani keşke ahiret olsa o anlamda dedi diyeceksin. Köpek herif bunun nereye gideceğini görmüyor musun sen? Temenni memenni değil. Bunların hepsi bir gerçek. Vahye dayalı izahlardır. Ve Bediüzzaman diyor ki bak meydana geldi. Gelmeye devam ediyor ve daha da devam edecek diyor. Görüyorsunuz diyor Bediüzzaman. Evet. Üçkağıtçılık yapmayın. 300 sene ilave etmek, 500 sene ilave etmek, 1000 sene ilave etmek. Bundan sonra abidik gubidik sahtekarlık yaptırtmam ben size. İnşallah. Onun tepenize bineceğim. İnşallah. Ama cahillik de yapanlar o ayrı. Cahillik mazurdur yani cahil bilmez. Hakikaten o yönde eğitilmiş. Hakikaten şaşkınlıkla öğreniyor hakikaten. Ben bilinçli, kasıtlı, Büyük Ortadoğu Projesi'nin ajanı olarak burada maaş alan bazı köpekler var. Aç köpekler. Yani dolar olarak ödeniyor bunların maaşı. Bu alçaklara söylüyorum ben. İnşallah. Bu 5-10 kişilik alçak grubu var. Nur talebenin aralarına sızmış bunlar. Ben bunları söylüyorum. Ve Müslümanların aralarına sızmış. Evet. İnşallah. 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 Ve siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Mehdiyetten bahseden, İttihat-ı İslam'dan bahseden büyük abileri de ya teciz etmeye ya hakkında iftira atmaya yönelik enteresan bir şey gelişti. Siz müdahale ettiniz Allah razı olsun. Ya kardeşim mübarek Seyit Salih Özen abimize gitmiştim. Geçen senelerde. Evet. İki büyüklüğüm böyle yalnız bırakmışlar. Üzerinde bir baskı hissediliyor. İçi açıldı bizi görünce. Lan böyle bir mübarek, mukaddes bir emanet nasıl yalnız bırakılır ya? Tabii. Nasıl tecrit edersiniz? Bir de baktı ki suçu büyük. Mehdi gelecek diyor. Tabii. Onlara göre suçu çok büyük. İsa Mesih gelecek, İttihat-ı İslam olacak diyor. Evet. Çok büyük suç işlemiş onlara göre. Ve tecrit etmişler. Hı hı. Bir kısım avanaklar. Evet. Biz de elhamdülillah sahip çıktık. Maşallah. Hocamıza. Maşallah. Allah ondan uğraşanları hidayet versin. Ama hidayet vermiyorsa Cenab-ı Allah helak etsin. Allah helak ettiğini de göstersin bize. İnşallah. 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 Sungur abiye de yaptılar. Sungur abiye de akıl almaz iftiralar, en çirkin iftiralar attılar. Bak çıktı o büyük toplantıda. Evet. Ne dedi? Ne konuştu? Sen yanında mıydın? Orada mıydın? Evet, tam karşısındaydım hocam. Ha ne dedi? Ümmetin ömrü bir... Hayır, şimdi bir ne söyleyeyim demiş değil mi? Ha ilk başta söz aldığında ben şimdi ne anlatayım kardeş dedi. Öyle başladı cümleyi. Sonra Allah o şekilde konuşacak hocam inşallah. Kıyametin inşallah. Çok yakın olduğunu, evet. 1545 gibi de kıyametin kopacağını açıkladı. Evet inşallah. Şimdi holdingçileri bir dehşet sardı. Çünkü şimdi çocuğunun oğlu görecek kıyameti. Tabii. Bunların bir yerleri tutuştu. Acayip paniğe kapıldılar. Şimdi malı mülkü kime bırakacak? Kıyamette gidecek. Çok bunaldı. İlave yaparsa ahmak durduracağını zannediyor. Yani mesela 300 sene ilave yaparsa hakikaten gelişecek zannediyor. Lan aptal sen, Allah seni dinler mi senin 300 sene ilaveni? Tabii.